Geçen hafta sanırım çözünürlüğü bitirmişiz. Çözünürlük nedir? Çözünürlüğü etki eden faktörler nelerdir? Sayısal sorularını çözmüşüz. Yorum sorularını çözmüşüz. 11. sınıf kimyasındaki sıvı çözeltileri bitirmişiz. İşte tekrar 10. sınıfa döndük. Ne kaldı karışımlardan konuşmadığımız? Ayırma yöntemlerimiz kaldı arkadaşlar. Evet, artık bundan sonra tamamen sözel olarak devam edeceğimiz bir yere gelmiş olduk. TYT'de sevdikleri başlıklardan birisi karışımları oluşturduk. Onların hepsini, her şeylerini inceledik. Şimdi de bunları tekrar ne yapmaya başlayacağız? Ayırmaya başlayacağız. O zaman şöyle bir başlıkla başladım. Karışımların ayırma yöntemleri. Şimdi buradaki karışanların bir takım özelliklerinden yardım alarak ayırmaya çalışacağız arkadaşlar. Farklılıklarından yararlanacağız. Yani yoğunluk farkından, kaynama noktası farkından gibi karışanların bir takım özelliklerine göre inceleyeceğimiz ayırma yöntemleri. Burada yaptığımız tüm ayırma yöntemleri fiziksel ayırma yöntemleri olacaktır. Karışımların oluşması çünkü fiziksel bir olaydı. O yüzden ayırma yöntemlerimiz de yine fiziksel olacak ve yaptığımız, incelediğimiz ayırma yöntemlerinin hiçbirisi %100 verimli olmayacaktır. Verimi arttırmak için deneyi tekrarlamak gerekecektir. Bu şekilde kullanacağımız ayırma yöntemleri. Şimdi neler var? Ne farklılıklarından yardım alabiliriz? Onları tek tek şöyle sıralamaya başlarsak. Birinci farklılığından yararlanacağımız arkadaşlar mıknatıs. Mıknatıs ile ayırma. Mıknatısı kullanabilmeniz için elinizdeki karışımın mutlaka katı artı katı olması gerekecek. Mıknatıs tarafından çekilebilecek olan bazı katılarımız var. O katıları mıknatıs tarafından çekilemeyen olarak ayırabilirsiniz. Evet, eğer mıknatıs ile bu katı katı karışımı ve katı katı heterojen karışım olması gerekecek. Çünkü mıknatısın o mıknatıs tarafından çekilen katıyı bulabilmesi gerekecek. Karışanlardan birisi kim olmalı? Örneğin şu katımızın bir tanesi kimlerdir mıknatıs tarafından çekilebilen? Demir vardı, nikel vardı, bir de kobalt. Eğer size sunulan karışımda demir, nikel, kobalt bunlardan birisi varsa o zaman mıknatısı yaklaştırarak karışanlardan bunları ayırabilirsiniz. Katılardan en az bir tanesi, en az demeyeyim bir tanesi bunlardan birisi olmalı. Finiko diye kodladığımız bir katı mıknatıs tarafından çekilebilenler. Mesela bunu nasıl soruyoruz? Şöyle bir tane örnek yapmaya çalışayım. Sizi yanıltmaya çalıştığımız bir şey var burada. Onu görmeye çalışalım. Ben size bir takım katı katı karışımlar sunmaya çalışayım. Mesela birincisi demir tozu ile bakır tozu karışımı olsun. İkincisi demir tozu ile kobalt tozu karışımı olsun. Bir üçüncüsü de demir ve bakır alaşımı olsun. Evet. Bunlardan hangisi mıknatıs ile ayrılabilir? Şimdi bakıyorum. Demir tozu, bakır tozu. Buradaki bakırı yazmamın sebebi lütfen Cu ve Co sembollerini çoğunlukla karıştırıyorsunuz. O yüzden bunu yazdım. Baktım, demir tozumuz mıknatıs tarafından çekilebiliyor. Bakır tozumuz mıknatıs tarafından çekilebilen bir metalimiz değil. O zaman
çok rahatlıkla ben bu karışıma mıknatısı yaklaştırırım. Demir tozları mıknatıs tarafından ne yapılacaktır? Çekilecektir. Mıknatısın üzerinde demir tozlarımız kaldı. Bakır tozları mıknatıs tarafından çekilemediği için çok güzel bu ikisini birbirinden ayırmış oldum. Demir tozu kobalt tozu karışımını verirse demir de mıknatıs tarafından çekilecek, kobalt da mıknatıs tarafından çekilecek. İkisi de mıknatıs tarafından çekiliyorsa bu karışıma yaklaştırdığınız zaman mıknatısı ikisi de bunun üzerine yapıştılar. Tekrar başa dönmüş olduk. O yüzden burada mıknatıs farkından ne yapamayız? Yararlanamayız. Demir bakır alaşımı. Demir mıknatıs tarafından çekilir. Bakır çekilmez. Fakat alaşım olması demek onların birbiri içinde homojen olarak karışması demektir. Siz buraya mıknatısı yaklaştırdığınız zaman mıknatıs demiri ayrıca bulabilecek mi? Hayır. O yüzden de mıknatıs direkt bu alaşıma yapışacaktır. Demiri bakırdan ayırabilmeniz mümkün olmayacaktır. O yüzden eğer katı katı karışımında birisi çekilip diğeri çekilmiyorsa bile mutlaka heterojen karışım olmasına dikkat edin arkadaşlar. O yüzden üçüncüsünde de yine mıknatıstan ne yapamadık, yararlanamadık. Mutlaka ve mutlaka heterojen karışım olması gerekecektir. Bunu unutmuyoruz. Evet, mıknatıs ile ayırmak için kullandığım bu olay oldu. Demir, nikel, kobalt tozlarından birisinin bulunması. İkinci bir yöntem olarak ne farklılığından yararlanabilirim? Tanecik boyutu farklılığından. Yararlanarak hangi karışımları nasıl ayırabilirim? Evet, tanecik boyutu farkından yararlanmak için arkadaşlar farklı yöntemlerim var. Bunları ayrı ayrı incelemeye çalışacağım. Onun için ilk önce 2'nin A'sı diyelim, eleme yöntemi. Eleme yöntemi için yine sizin arayacağınız, size sunduğumuz olan karışımın mutlaka katılardan oluşması gerekecektir. Elemede katı artı katı ve yine eğer bunlar birbiri içinde homojen oluyorsa eleme yöntemini kullanamam. Mutlaka katı artı katı heterojen karışım arayın. Elek diye geçiyor. Delikleri olan bir aletten yardım alıyoruz arkadaşlar. Mesela kum artı çakıl taşı karışımı. Böyle bir karışımı inşaatlarda yapıyorlar bunu. Kumla çakıl taşını ayırmak için bir eleğe koyuyorlar. Kumun tanecik boyutu elekteki tanecik boyutundan çok küçük olduğu için kum elekten geçiyor. Elekten geçer. Bir kapta bunu topluyorlar. Çakıl taşlarının tanecik boyutu eleğin deliklerinden daha büyük olduğu için elekten ne yapamayacaktır? Geçemeyecektir. Elekten geçemediği için de eleğin üzerinde kaldı. Böylece siz kumla çakıl taşını ayırmış oldunuz diyebiliriz. Eleme yöntemimiz bu oldu. Bir başka yöntemimiz ayıklama. Evet, bu yöntem içinde yine katı artı katı heterojen karışım arayın. Katı karışanlardan bir tanesinin boyutu çok daha büyük. Diğerininki daha küçük ve çıplak gözle görebileceğiniz bir tanecik boyutunun farklılığının olması gerekecektir. Elinizle bunları ayırmak. Yine en klasik örneğimiz nedir? Pirinç artı taş. Açıktan bir pirinç aldıysak hemen onu bir tepsiye dökerler. Elleriyle taşları görerek
ayıklamaya çalışabilirler. Pirinç taneciklerinden taş taneciklerini ayırmış olabiliyoruz. Eleme ve ayıklama yöntemlerimiz. Bir başka tanecik boyutundan yararlandığımız yöntemimiz süzme. Evet, süzmeyi kullanmanız için de aramanızı istediğimiz katı, sıvı veya katı artı gaz karışımı. Katıyla sıvı, katıyla gaz. Ama yine asla ve asla birbiri içinde çözünmeyen, yani heterojen karışım. Aramanızı istediğiniz. Evet, katı sıvı için süzgeç kağıdı. Bu laboratuvar malzemelerimizden birisidir arkadaşlar. Farklı boyutlarda tanecik delikleri olan süzgeç kağıtlarımız vardır. Katı ve sıvıları ayırmak için süzgeç kağıdından yardım alırız. Katı gazları ayırmak için de, hani aslında o da bir anlamda süzgeç kağıdı, ama kullanılan kelimesi filtre olacaktır. Filtreleme yöntemiyle katı gaz karışımlarını da birbirlerinden ayırabiliriz. Mesela katı sıvı olarak hemen aklımıza kim geldi? Kumlu su geldi. Siz kumlu suyu süzgeç kağıdına dökerseniz, kumlar nerede kaldı? Süzgeç kağıdında. Onlar kağıttan geçemediler. Su süzgeç kağıdından geçerek süzüntü olarak bir başka kaba topladınız. Böylece kum ve suyu birbirinden ayırmış oldunuz. Tuzlu suyu süzmeyle ayırabilir miyim? Hayır. Çünkü tuz suda çözündüğü için siz süzgeç kağıdına döktüğünüz zaman hepsi süzgeç kağıdından geçecektir. O yüzden mutlaka yine heterojen karışım olmasına dikkat edebilirsiniz. Katı gaz heterojen karışımların süzmesi, yani filtrelenmesi, yine çok günlük hayatımızda var olan bir şey. Evde, arabalarda hava filtreleri var. Veya fabrika bacalarında yine filtreler kullanıyorlar. Bu filtrelerden havadaki toz, duman, polen arabalarda ve evlerde tercih edilebiliyor arkadaşlar. Kullanılan bir yöntem olarak havadaki toz, duman, polen gibi katılar filtrede kalarak havayı ne yapmış oluyoruz? Temizlemiş olabiliyoruz. Evet, süzme için bu ikisini aradım. Şimdi süzme yöntemini kullanırken kollayıklar falan, bunlarda da karşımıza gelebilecek, ama çok küçük katı taneciklerin boyutu varsa biraz işimizi zorlaştıracaktır süzgeç kağıdından. Ne yapıyorlar arkadaşlar? Santrifüjleme işlemini yapıyorlar. Santrifüjleme ile birlikte katı taneciklerin iyice dibe çökmesini sağlıyorlar. O yüzden süzmeden önce bazen santrifüjleme dediğimiz işlemi rahatlıkla uygulayabiliriz. Nasıl yapıyorlar onu da not gibi girelim onu. Merkezcil kuvvetle süzgeçten geçebilecek büyüklükteki taneciklerin çöktürülmesine
ne isim veriyorlarmış? Santrifüjde. Santrifüj makineleri vardır. Bu makinenin içine koyuyorlar. Çok hızlı bir şekilde karışımı döndürüyorlar. Süzgeç kağıdından geçebilecek kadar küçük olan tanecikleri dibe çöktürtüyorlar. Sonra süzme işlemini yaparak süzgeç kağıdından ayırmış oluyorlar. En çok bu nerede kullanılıyor arkadaşlar? Kan tahlillerinde kullanılabiliyor. Bizim kanımızı aldıklarında deney tüplerine santrifüj makinesine yerleştirebiliyorlar. Evet, şuraya bir döneyim. Ne dedik? Tanecik boyutu olarak incelediklerimiz arkadaşlar. Tanecik boyutundan eleme dedik, ayıklama dedik, süzme dedik. Üçünü de tanecik boyutuyla ayırdık. Bir başka yöntem daha yine tanecik boyutundan yardım alabildiğimiz, o da D olmuş, diyaliz. Ne biz diyaliz ile bir karışımı ayırmak istiyorsak. Diyaliz de aslında bir anlamda süzme işlemi. Ama buradaki süzülecek olan katı taneciklerimizin boyutlarının çok çok küçük olması arkadaşlar. O yüzden diyalizi tanımlamak istersek koloidal karışım, hani nerede kullanacak derlerse koloidal karışımlar. Koloidal karışımlar. Süzgeç kağıdımız da burada süzülen, süzgeç kağıdı herhangi bir kağıt olmayacaktır. Gözenekli zarlar. Koloidal karışımlar, gözenekli zarlardan geçirilerek içindeki maddeler ayrılır. Bunu en çok hastanelerde tedavi amaçlı olarak işte böbrek hastaları duyduğunuz diyaliz makinesine girmektir. Ne yapıyorlar diyaliz makinesinde? Diyaliz makinesinde kanı makineye veriyorlar. Makinesinde kan yarı geçirgen bir zardan geçiriliyor. Yarı geçirgen zardan geçirilerek metabolik atık olan küçük moleküller zardan geçirir. Süzmüş oldular. Plazmada, kan plazmasında gerekli olan bileşenler de kana tekrar verilerek arkadaşlar vücuda gönderilmesi sağlanabilecektir. O yüzden diyalizi bu şekilde kullanabiliriz. Evet, tanecik farkından yararlandığımız 4 tane yöntemi incelemeye çalıştık. Bir başka farklılık yararlanabileceğimiz, üçüncü farklılık olarak söyleyeceğimiz arkadaşlar, yoğunluk farkında. Ne gibi yöntemlerimiz var? Yine burada kullanacağım, yoğunluk farkından kullanacağım yöntemlerim, dört tane yöntem çalışmaya çalışacağım. Bir tanesi A diyelim, savurma olsun. Evet, yoğunluk farkından savurma yöntemini kullanmak istiyorsanız ayıracağınız karışanlar katı katı karışım olsun. Ama yine tabii ki de D
heterojen karışım. Heterojen karışımları burada çok fazla kullanmaya çalışıyoruz zaten. Evet, bunun için elinizdeki katılardan birinin yoğunluğu havadan az, diğerinin yoğunluğu havadan fazla olsun. Savurarak bu karışımı, havadan yoğunluğu az olan uçup giderken, havadan yoğunluğu fazla olan aşağıya çökerek savurma işlemini yapmış oluyorsunuz. En klasik örneğimiz nedir burada? Buğday saman karışımıdır. Bu karışımı ayırmak için çok kullandıkları yöntemlerden birisi, buradaki buğdayın yoğunluğu havadan ağır. O yüzden aşağıya çökecek savurduklarında. Samanın yoğunluğu havadan hafif, az. O yüzden de ne yapacaktır? Uçacaktır. Ve böylece buğdayla samanı birbirlerinden ayırmış olacaklar. Bir başka yöntemim, en önemli, en çok kullandığımız yöntemlerden birisi olarak sunduğumuz size arkadaşlar, ayırma hunisi. Evet, ayırma hunisini kullanmak istiyorsanız yine arayacağınız karışanların fiziksel hali sıvı ve sıvı olacak ve asla ve asla birbiri içinde çözünmeyen sıvılar. Yani sıvı sıvı heterojen karışım. Yine burada çok tuzak kurarız size. Yoğunlukları farklı sıvıları veririz ama birbiri içinde çözünüyorlarsa sizin bu yöntemi kullanmanız biraz sıkıntılı olacaktır. Ayırma işlemini gerçekleştiremezsiniz. O yüzden ne olur dikkat edin. Sıvı sıvı ve asla sıvılar birbiri içinde ne yapacaklar? Çözünmeyecekler. Böyle bir karışım aramaya çalışacaksınız. Birbiri içinde çözünme olayı, bu bilginizde yine sorabilirler size. Polar, polar, apolar, apolar şeklinde bulmanızı isteyebilirler. Evet, en klasik örneğimiz kim olur? Yağ, su karışımı. Mesela karbon tetraklorür ile su karışımını bu yöntemle ayırabilir misiniz dediler. Karbon tetraklorür apolar bir molekül, su polar bir molekül. Birbiri içinde çözünmeyen sıvılar olduğu için yoğunlukları da farklı, bunları veririz. Bu yöntemle ayırabilirsiniz. Petrol ürünlerimiz yine suda çözünmediği için benzin su karışımını ayırmak için de yine ayırma hunisi bizim için gerekli bir ayırma yöntemi olacaktır. Ben çok kabaca çizersem ayırma hunisi dediğimiz yine bir laboratuvar malzemesi arkadaşlar. Esprisi altta bir tane musluğunun olması. Şurada bir tane musluğu olan bir kabımız olacaktır. Bu kabın içine örneğin yağ su karışımını koyduğunuz zaman yağın yoğunluğu sudan daha az olduğu için yukarıda kaldı. Suyun yoğunluğu daha fazla olduğu için aşağıda kalmış oldu. Böylece şöyle bir sınır görebildik galiba. Ve böyle bir bekledik, ayırma hunisinin içine koyduk, bekledik. Sonra bu kabın altına bir tane daha kap yerleştirdik. Musluğu açtık. Su yavaş yavaş buraya ne yapmaya başlayacak? Dökülmeye başlayacak. Gözlemliyorum. Suyun bitip yağın kaldığı zaman musluğu kapatarak ayırmış olacağız. İşte bu yöntem %100 verimli bir yöntem mi? Hayır. Yağın bir kısmı buraya kaçabilir. Suyun bir kısmı yukarıda kalabilir arkadaşlar. Asla %100 verimli bir ayırma yöntemi değildir. Yağın yoğunluğu sudan daha düşük olduğu için ayırma hunisini rahatlıkla kullanabilmiş olduk. Ayırma hunisi bu olsun. Alkollü suyu buradan ayırabilir misiniz? Hayır. Alkol suda çözündüğü için siz ayırma hunisine koysanız da onları ayrı ayrı göremediğiniz için böyle bir ayırma söz konusu olmayacaktır. Evet, A savurma dedik, B ayırma hunisi dedik. O zaman devam ettim. C olsun.
okültasyon. Diğer adıyla yüzdürme. Eğer bu yöntemle siz karışımları ayırmanız istiyorsa, ayırmak istiyorsanız, arayacağınız karışımın karışanları katı katı olabilir veya katı sıfır. Ve yine gözlemle yapabileceğim bir ayırma yöntemi olduğu için kesinlikle ve kesinlikle heterojen karışım olmalıdır. Evet, yüzdürme işlemi yaptırtacağız. Bunun için de ne yapmam lazım? Bir yoğunluk farkından yardım almam gerekecektir arkadaşlar. Mesela katı katı olarak neyi vermiş olalım size? Desinler ki kum ve, yani şuraya yazayım, kum artı talaş tozunu ayır desinler. Evet, eğer katı katı karışımı glutasyonla ayırmak istiyorsanız yardımcınız olacak. Kimdir yardımcınız da? Su olacaktır. Şimdi siz böyle bir karışımı aldınız ve bir kabın içine koydunuz. Yalnız kabın içinde de ne var? Suyumuz var. Kumun yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha fazla olduğu için ne yapacaktır? Dibe çökecektir. Talaş tozunun yoğunluğu sudan daha az olduğu için yüzeyde kalacaktır. Şurada talaş tozunu olsun. Evet, siz böyle bir işlemi yaptınız. Flütasyon yaptırdınız, yüzdürdünüz. Ama işiniz bitti mi? Bu haldeyken bırakamadık hala biz karışımları, ayıramadık. Bir işlem sırasıyla ne yapmam lazım sizce? Önce bu karışımı bu haldeyken süzersem bir işe yarayacak mı? Karışımı döktüm, süzgeç kağıdında hem talaş tozu kaldı hem de kum kaldı. O zaman hiçbir şey yaramadı, tekrar başa dönmüş oldum. O zaman ne yapayım önce arkadaşlar? Şu yukarıdaki kalan talaş tozunu bir kaşık yardımıyla toplayabiliriz. Önce kaşık ile toplama yaptım. Kaşığımda kimler kaldı? Talaş tozu. Geriye ne kaldı? Kumlu su kaldı. Evet. Şimdi süzme işlemi yaparsam süzgeç kağıdında kim kalacaktır? Kumumuz kalacaktır. Böylece sanırım amacımıza ulaşmış olduk. Talaş tozuyla kumu birbirlerinden ayırmak için bu işlemi yapmış olduk arkadaşlar. Katı katı karışımlarda bir yardımcı su olacaktır genellikle. Tabii birbiri içinde çözünmeyen olacaktır. Yani suda çözünmeyen katılar olacaktır. Flütasyon işlemini yapabilirsiniz. Flütasyonu yüzdürme işlemini madencilik sektöründe veya endüstride cevherlerin zenginleştirilmesi için kullanırlar. Ne demek cevherin zenginleştirilmesi? İşte toprağın altından bir madeni çıkartıyorlar. Bunu
içinde bir sürü karışım halinde geliyor. İşte atıyorum demir tozlarını, bakır tozlarını, kurşun tozlarını oradan ayırmak için filtrasyon işlemi yaptırarak yukarıda kalanları elle ayıklayarak saflaştırmak. Yani CFN'lerin zenginleştirilmesinin anlamı arkadaşlar saflaştırma işlemi. Yabancı maddelerden uzaklaştırma. O anlamda kullandığımız bir kelimemiz olacaktır. Evet, flütasyonla bu şekilde ayırma işlemimizi yaptık. Son bir yine yoğunluk farkından kullandığım yöntemim dekantasyon dediğimiz yöntemimiz olsun. Dedik, dekantasyon. Yine bunun karşılığı olan kelime aktarma. Evet, burada da yine ayıracağınız maddeler katı ve sıvı karışımı. Ama yine nasıl oldu? Heterojen karışım. Bunları ayırmak için kullanabilirsiniz. Şimdi biraz önce süzme yönteminden bahsettik. Mesela bunu evde de yapıyor muyuz? Makarnayı haşladık. Sonra haşlanan makarnayı süzgece döktük. Süzgecin üzerinde makarnalar kaldı. Su süzgeçten akıp gitti. Ayırmış oldunuz. Yine makarnayı haşlamışsınız, süzgeci bulamadınız. Ne yaparsınız? Tencereyi alıp lavabonun kenarında tencereyi hafiften eğerek içindeki suyu lavaboya boşaltırsınız. İşte bu yaptığınız işlem dekantasyon işlemidir. Yani aktarma işlemidir. Bunun süzmeden farkı, çünkü orada da aynı şeyleri yazmıştım hatırlarsanız, katı, sıvı, heterojen karışım olması için. Buradaki katı bir kere yüzeyde kalmayacak. O yüzeyde makarna kaldıysa onlar da lavaboya ne yaparlar? Dökülürler. Burada mutlaka katının yoğunluğu sıvıdan ne olmalı? Büyük olmalı. Sonra kaba hafifçe eğerek süzgeç kağıdı kullanılmadan. Sıvının başka bir kaba aktarılmasıdır. Dekantasyon dediğimiz işlemimiz. Süzmeden farkı bu arkadaşlar. Evet, yoğunluk farkından kullandığım yöntemler savurma, ayırma hunisi, flütasyon ve dekantasyon olmuş oldu. Başka bir de dört diyelim erime noktası farkından. Erimeden bahsediyorsak ayıracağınız karışanlar hangi fiziksel halde olmalı? Katı. Onları eriterek ayıracağımız. Katı. Homojen karışım arayabilirsiniz. Hani biraz önce demirle bakır alaşımı demiştik. Onu mıknatısla ne yapamıyordunuz? Ayıramıyordunuz. Burada sanırım onu ne yapabilirsiniz? Ayırabilirsiniz. O yüzden bu yöntemi kullanmak istiyorsanız genellikle nerede kullanacaksınız arkadaşlar? Alaşım. Alaşımların ayrılmasında kullanılır. Alaşımı alıyorlar, eritmeye başlatıyorlar. Erime noktası düşük olan katı eriyor, sıvı hale geçiyor. Ondan sonra da diğer kalan daha eriyemediği için, erime noktası yüksek olduğu için katı halde kalıyor. Sıvı ve katı şeklinde ayırıp sonra o sıvıyı tekrar dondurarak katı hale geçmesini sağlıyorlar. Mesela bu yöntemde verimin artmasını istiyorsanız, daha iyi bir ayırma yöntemi istiyorsanız, bu katıların erime noktaları arasındaki fark nasıl olmalıdır? Az mı olmalıdır, büyük mü olmalıdır? Sanırım fark ne kadar büyük olursa deney veriminiz o kadar yüksek olacaktır. O yüzden erime noktası farkından yararlanıyorsanız şunu arayın. Daha verimli olması için
bileşenlerin erime noktaları arasındaki fark nasıl olmalıymış? Büyük olmalıdır. Diyebilirsiniz. Evet, bu da erime noktasından yararlandığımız bir yöntemimiz oldu arkadaşlar. Bir başka yine farklılıktan yararlanabileceğimiz yöntem. Geçiyoruz galiba. Yine en önemli yerlerden birine geldik. Kaynama noktası farkında. Soru olarak bize en çok dönen yerlerden birisi. Evet, kaynama noktası dediğimize göre sıvılardan bahsedeceğiz herhalde, değil mi? En az bir tanesinin sıvı olması gerekiyor ki kaynatabilelim. Farklı yöntemler kullanacağız yine kaynama noktasından ayırmak için. İki tane yöntemden bahsedeceğiz. Birincisi basit damıtma. Adi de diyorlar aynı şey arkadaşlar. Hatta bir başka ismi de destilasyon. Destile etmek. Evet, şimdi basit damıtma için nasıl bir şey arayacağım arkadaşlar? Şimdi şöyle bir şey düşünün. Mesela elinizde tuzlu su var. Tuzlu suyu ayırmak istiyorsunuz. Ben sizden tuzlu suyu verdim. Sadece tuzun kalmasını istedim. Suyla bir işiniz yok. Ben sizden tuzu elde etmenizi istedim. O zaman bunu çok basit bir şekilde ayırabilir misiniz? Ne yaptınız? Bunu bir kabın içine koydunuz. Tuzlu suyunuzu. Sonra bunu ısıtmaya başladınız. Isıtmanıza bile gerek yok. Kendi kendine de yapabilirsiniz. Tabii uzun sürecektir. Tuzlu suyu ısıttığınız zaman su ne yaptı? Ağzı açık bir kap bu arada. Buharlaşıp gitti. Gittikçe su tuzda yavaş yavaş çözeltinin doygunluğuna göre değişkenlik olacaktır zaman olarak. Bir süre sonra tuz ne yapmaya başlayacaktır? Çökmeye başlayacaktır. Evet, suyun tamamı gitti. Geriye ne kaldı? Tuz kaldı. Ben sizden sadece tuzu istemiştim. O zaman sanırım verimli bir şey elde etmiş olduk. İşte eğer bu şekilde ağzı açık bir kapta yaparsanız, suyun buharlaşıp gitmesine izin verirseniz buna buharlaştırma diyoruz. Buharlaştırma sonucunda elinizde sadece ne kalacaktır? Katı kalır. Sıvıyı elde edemezsiniz. Sadece katı kalır. Değil mi? Böyle bir işlem sonucunda ayırmış olabiliyoruz. Fakat ben sizden suyun da elinizde kalmasını istedim arkadaşlar. O da lazım bana dedim. O zaman da buharlaşan suyu bir şekilde toplayarak ne yapabilirsiniz? Damıtabilirsiniz arkadaşlar. Basit damıtma düzeneği dediğimiz, damıtma düzeneği dediğimiz bir düzenekten yardım alacağız. Eğer ki tuzlu suyu damıtırsanız, destile ederseniz elinizde hem katı hem de ne kalacaktır? Sıvı kalacaktır. Bu şekilde suyu da ne yapmış olduk? Kurtarmış olduk diyebiliriz. Evet, basit damıtma düzeneği, daha doğrusu damıtma düzeneği dediğimiz olay arkadaşlar. Şuradan. Size bir şekil hazırlamıştım.
internet üzerinden, madem böyle teknoloji kullanıyorum, bunun üzerinden gidelim. Evet, şöyle bir damıtma düzeneği. Laboratuvarda da kullandığımız en klasik düzeneklerden birisi. İşte şu bizim bir balon jojemiz, laboratuvar malzemelerinde kullanmıştık. Damıtma balonu diye geçiyor. Bu damıtma balonun içine tuzlu suyu koyduk. Bek yardımıyla bir ısıtıcımızdır. Yine laboratuvarda en çok kullandığımız. Bek yardımıyla tuzlu suyu ısıtmaya başladık. Yine su ne yapacak? Buharlaşacak. Ama bu sefer burayı kapattığımız için içeriye de termometre koyuyoruz ki kaynama sıcaklığını gözlemleyebilelim diye. Buraya gelen buharlar dışarıya kaçamadılar. Ne yaptılar? Buradaki düzeneye buhar olarak geldi. Burada bir cam düzeneğimiz var arkadaşlar. Su giriş ve çıkışlarıyla amacımız soğutucu. Soğutucu bir sistemin içine buharlarımız geldi. Buharlar soğutucuya geldiği zaman tekrar yoğunlaşmaya başlayacaklar. Buhar moleküllerimiz sıvıya geldiler. Bakın hal değişimlerini gördünüz mü? Önce sıvı buhara geldi. Buhar tekrar sıvılaştı soğutucu içinde. Sonra şu toplama kabına yavaş yavaş soğuyan sular, buharlar ne halinde gelmeye başladı? Su halinde gelmeye başladı. Damıtma ürünümüz kim olacaktır? Suyumuz olacaktır. Tuz da burada kaldı. Tuz ve suyu ayrı ayrı ne yapmış oldunuz? Ayırmış oldunuz. Buradaki damıtma ürününe destilat da denilebilir. Bizim destilatımız kim olmuş oldu? Suyumuz olmuş oldu arkadaşlar. İşte böyle bir düzenekle tuz ve suyu birbirinden ayırmış olduk. Bu katı sıvı, basit damıtma için arayacağınız şey ne olacakmış? Katı sıvı karışımlar olacaktır. Onu da şuraya yazayım, yazmamışım. Direkt örneğini yazmışım. Basit damıtma için arayacağınız katı sıvı. Homojen karışım tercihimdir. Heterojenleri de ayırabilirim de heterojende daha kolay olan bir şey var, süzme var. O yüzden bunu damıtmayı genellikle homojen karışım için kullanabiliriz. Ama dediğim gibi istersen ben heterojen karışımı da ne yapabilirim? Ayırabilirim bu yöntem ile. Evet, basit damıtmayla sanırım daha bu şekilde görselle daha rahat kafanızda canlanmış oldu arkadaşlar. İsterseniz bir dinlenelim, aramızı verelim. Öbür dersimize devam ederiz. Var mıydı sormak istediğiniz bir şey, söylemek istediğiniz bir şey? Hocam bunun verimi %100 mü? Hiçbir fiziksel ayırma yönteminin hiçbirisi %100 değildir. Çünkü bu buhar kaçışları mutlaka olacaktır. O yüzden tuz buraya kaçamaz. Orada bir sıkıntımız yok ama buna da %100 verim demek çok doğru olmayacaktır. Hocam. Efendim? Ayrımsal damıtmayı da göreceğiz değil mi? Hayır yok, o yok. Boş ver ayrımsal damıtmayı. Kerem sormuş da. Tabii göreceğiz. Dur, kaynama noktası farkından basit damıtma. Öbür derse de ayrımsal damıtma gelecek. Kerem sabırsız. Tamam. Hadi bakalım dinlenelim, dönüşe devam edelim o zaman.